TRT24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Dindar Devlet ve Dindar Nesil Projesi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ey Molla! Senin dinin kafir üretmekten başka ne işe yarar? Muhammed İkbal. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 2. İnsan yeryüzüne sınanmak için gelir. Peki sınanma neyle olur? Sorularla. Sorusuz imtihan olmaz. Yaratanı aramak bir sorudur. Hukuka saygılı olmak bir sorudur. İnsan haklarına riayet bir sorudur. Yalan, hırsızlık, içki, zina, kumar, uyuşturucu birer sorudur. Bunların her biri insan iradesini sınayan sorulardır. Hani çok güzel bir fizik veya matematik sorusuna rastlarsınız, o konunun uzmanıysanız ne kadar güzel bir soru dersiniz. Yukarıdaki sorularda her insanı ölçücü, olağanüstü, harikulade sorulardır. Her soru, üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir sanat eseridir. Din, bir baskı ortamı oluşturup, bununla insanların bu günahlara girmelerine engel olmaz. Günaha girmemeyi öğütler. Soruları yasaklamaz, yasaklayamaz. Günahı yok etmeyi amaçlamak, imtihan sorusunu ortadan kaldırma anlamına gelir ki bu, dünyanın yaratılış gayesine terstir. Allah'a ait dünya projesinin sosyoekolojik dengesine zıttır. Yalan, hırsızlık, içki, zina, kumar, uyuşturucu gibi soruları yasaklarsanız soru ortadan kalkmaz. İnsanlar zorla sevaba girmez. Allah'ın yarattığı soruları yok etmeye kalkmak şeriat-ı fıtriyeye muhalefet olur. Sevap değil, günah getirir. Mesela zorla yalanı ortadan kaldıramazsınız. Zorla içkiyi ortadan kaldıramazsınız. Zorla zinayı ortadan kaldıramazsınız. Zorla faizi ortadan kaldıramazsınız. Zorla kumarı ortadan kaldıramazsınız. Zorla uyuşturucuyu ortadan kaldıramazsınız. Zorlarsanız sorular merdiven altına iner, çözüm yolları sapkınlaşır. Yapılacak iş bunların zararını anlatmaktır. Görünürlüğünü ve cazibesini azaltmanın yollarını aramaktır. Hıfz-ı sıhhaya dikkat çekmektir. Korunma yollarını teşvik etmektir. Ötesinde gerçek anlamda yapılacak başka bir şey yok. Bir insanın bir soru türüyle imtihan olmasını engellemek, ahiret hayatında bir eksikliğe, bir ufuk daralmasına sebep olur. Bir mühendis mekanik öğrenmeden mesleğinde başarılı olamayacağı gibi. Soruları bilmek, çözmek ve her biriyle baş etmek insan ruhunu farklı bir kemalat hedefine ulaştırır. Bu nedenle insan farklı sorularla sınanır. Sorusuz bir ortamda insan yükselemez. Şeytanlık ve meleklik arasındaki skalada yeri belirlenemez. İnsan bu soruları hür iradesiyle çözdüğü zaman bir başarı elde etmiş olur. Günah işlemek, bir başkasının hukukunu ihlal etmeme kaydıyla serbesttir. Bu serbestiyet, dinen sakıncasız olmak değildir. Kur'an şunları önceler. Nahl 90. Allah adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Bu emirler, müeyyidesi ahirette karşımıza çıkacak bir kısım emirlerdir. Ayetin sonunda bu emirlerin bir öğüt olduğu vurgulanır. Allah'ın emirlerini farz, vacip yapmak iradeye bırakılmıştır. Bunların uygulanmasında bir zorlama söz konusu değildir. Bu iradeye bırakış, imtihan salonu olan dünyada Allah'ın ahlakıdır. Şeriat-ı fıtriyedir. Peygamberler Allah'ın elçisi olarak Allah ahlakına tabi olup kimseyi zorlamaz, zorlama esaslı bir sistem kurmaz. Sadece tebliğ yaparlar, temsil ederler. Hazreti Ömer bir gece geç saatte Abdullah bin Mesud'la şehri gezmektedir. Bir evden aşırı gürültü gelince Hazreti Ömer merakla bahçe duvarından içeri atlar. Evin avlusunda ihtiyar bir adam şarap içmekte, yanında oturan kadın da dans edip şarkı söylemektedir. Hazreti Ömer gördüğü manzaraya öfkelenip ihtiyara çıkışır. ''Bu yaşta yanında bu kadınla utanmıyor musun da içiyorsun?'' İçki içen yaşlı adam şöyle cevap verir. ''Ey müminlerin emiri, ben bir günah işliyorum ama sen 3 günahı birden işledin.'' Hazreti Ömer şaşırır. Yaşlı adam devam eder. 1-
Allah Teala birbirinizin gizli hallerini araştırmayın buyurduğu halde sen evime girip araştırdın. 2. Allah evlere kapılardan girin buyurduğu halde sen duvardan atladın. 3. Allah ey iman edenler kendi evleriniz dışındaki evlere sahiplerinden izin istemeden onlara selam vermeden girmeyiniz buyurduğu halde sen bunlara muhalefet ettin. Hakperestliğiyle maruf Hazreti Ömer affını diler ve oradan ayrılır. Dini devlet zoruyla ikame etmeye çalışmak, günah işlemeyi yasaklamak veya soruyu yok etmeye çalışmak imtihan mantığına aykırı ve dinin ruhuna zıttır. Örnekleri incelediğimizde dini devlete eklemlemenin daima dine zarar verdiğini görüyoruz. Müslümanlığa en büyük zarar veren ülkelerin ortak özelliği İslam etiketi taşımasıdır. Sınırları tebliğ ve tavsiye olan dini zorbalık ve güç kullanma esaslı devlet bünyesine yerleştirdiğinizde o sistem sadece münafık idareciler ve münafık fertler üretiyor. Mesela İran'da Müslümanlık devlet eliyle zorlandığı için halk dinden uzaktır. Kitleler zoraki olarak iki yüzlü yaşar. Bir başka örnek Suudi Arabistan. Ülke sınırlar içinde peçeli gezen kadınlar, cübbeyle dolaşan erkekler, tabii ki hepsi değil, sınırları geçince sınır tanımazlar. İdareyi zorla ele geçirip insanları onun zoruyla dindar yaptığınız ülkelerde insanları münafıklaştırır ve devlete murailik yapan parazitler haline getirirsiniz. Bu insanlar ülkelerinde dindar görünürler ama yurt dışına çıkınca dine ters ve günahlara çok açık bir hayat sürerler. Hukuka olan saygı azalır, riya artar. Fethullah Gülen, Manuel El Medya, Şarkul Avsat, Tarih 24 Mart 2014. Allah'ı ve dini insanlara sevdirme misyonuyla hareket eden insanlar, bu iş için zorlamalara başvurduğunda tebliğ ters teper. Bu tür zorlamalar, dini bir diktatör karşısında bile alay konusu haline getirebilir. Mısırlı diktatör Nasır bir konuşmasında anlatıyor. Biz İhvan-ı Müslimin'le uzaklaşmak istedik. Bizden sahih ve selim bir şeyler isteselerdi olurdu. Reisleriyle görüştüm. Benden ilk istediği Mısır'da tesettürü zorunlu yapmam oldu. Sokaktaki tüm kadınlar tarha giysin, sen bundan sorumlusun dedi. Ben de ona dedim, üstad senin tıp fakültesinde okuyan kızın var. Başı açık, tarha giymiyor. Niçin onu tesettüre sokmuyorsun? Sen bir kişiyi tesettüre sokamıyorsun ama benden 10 milyon Mısırlı kadını tesettüre sokmamı istiyorsun dedim. Nasır zalim bir diktatördü ama bu dediğinde haklıydı. Zorlamanın bir başka komplikasyonu din düşmanı ve inançsız insan üretmesidir. Devlet gücünü kullanarak kıyafet zorunluluğu getirebilir ama kimsenin gönlüne zorla giremez. İran veya Suudi Arabistan'ı gören bir insanın bu yönetimlere ve zorlamalara bakarak Müslümanlığa sempati duyma ihtimali yok. Dünyanın hiçbir coğrafyasından da ne güzelmiş bu Müslümanlık diye buralara taşınan yok. İslam etiketi taşıyan bu ülkeler İslam'a sempati değil bilakis tüm dünyaya antipati üretmekte, İslamofobiyaya malzeme sağlamaktadır. Bu ülkeler hicret etmek zorunda kalmış bir Müslüman için bile yaşanabilecek yer değildir. Ateizmin ve deizmin en hızlı yayıldığı 3 ülkenin Suudi Arabistan, İran ve Türkiye olması anormal bir durum değil, utanılası bir realite. Türkiye'den 2 örnekle bitireyim. Ateizm Derneği önceki hafta Ayasofya'nın sabık imamı şahsında AKP İslamcılığına şöyle teşekkür etti. Ateizmin yaygınlaşmasında ve araştırılmasında gösterdiğiniz üstün gayret için dernek olarak size büyük bir teşekkür borçluyuz. Böyle devam etmenizi diliyoruz. Bu da bir kadın gazetecinin tweet'i. Ben seküler bir Müslümandım. Bir yıl kadar önce deist oldum. Sünni bir ailede doğdum ama şimdi vasiyet ediyorum ki ölürsem cenazem cemevinden kaldırılsın. Ölümü de cemevinin görevlileri yıkasın. Yurt dışında ölürsem de kilise kaldırsın. İşte bu noktaya getirdiniz bizi. Muhammed İkbal'in can alıcı sorusu şuydu. Ey Molla, senin dinin kafir üretmekten başka ne işe yarar? Diyor Veysel Ayhan, TR724'deki köşesinde.